benim gördüğüm İzzet Hoca Milli Korunma Kanunu söyledi. Geçmişte Milli Korunma Kanunu vardı. Ekonomik bunalımlar ortaya çıktığı zaman sert bir kanundur. Müsaadeyi dahi içine alır. Bir başka kanun vardır. Türk Parasızı Koruma Kanunu. Evet. 1560 sayılır. O kanunda da Türk parasının değeri korunmak istenir. Şimdi bir örnek vereyim. 1958'de Türk parası şuydu. 2 lira 65 kuruş dolar, 620 kuruş kambiyo primi. Ama bunlar doların ve Türk ekonomisinin değerini korumaya yetmedi. 1567 sayılı kanuna devlet bir takım ekonomik kararları, kararnameleri alır ve tatbik ederdi. Hatta cezai meydeler koyardı. Ama bunlara da hiçbir fayda vermedi. 4 Ağustos 1958 devalüasyona gitti. Ekonominin kanunlarını, hukukun kanunlarıyla değiştiremezsiniz. Benim hayatımda gördüğüm şey budur. Düşünün ki 2 lira 65 kuruş nerede? Şimdi 15 liradan bahsediyoruz, 16 liradan bahsediyoruz. Demek ki İzzet Hoca'nın söylediği iyi bir ceza profesörüdür. Sadece bir tatbikat örneği vakti yapılmıştır. O tatbikatın bugün yapılması mümkün müdür? Bence değildir. Aradan geçen 60 sene içerisinde, 70 sene içerisinde dünyanın bütün değerleri, ekonomik varlıkları, ekonomik mihrakları değişmiştir. Ben bunu bir korkutma örneği olarak görmüyorum, bir yanılık olarak görüyorum. Zaten bugün de düzelttiğini emniyetle gördüm. Peki Sayın Cindoruk, şimdi bu arada hemen belirteyim, dolar 14.65 hani çıkmaya devam ediyor. Az önce 69'du. Biraz hatta düşmüştü 14.51'de. Hafif düşüyor gidiyor ama 14.50'nin üzerinde şimdilik. Şimdi biz bir süredir çok hakikaten ciddi bir çalkantı, türbülans yaşıyoruz. Size göre Türkiye'nin bugün yaşadıkları nasıl izah edilebilir? Biz ne yaşıyoruz? Bir rejim krizi yaşıyoruz. Bugünkü kriz bence sadece ekonomik kriz değil. Bir rejim krizi yaşıyoruz. Türkiye'nin kuruluşu 1920 tarihinde oldu. İki anayasa yaptı Türkiye. Türkiye derken Türk halkını kastediyorum. Türk milletini kastediyorum. 30 tane kongre yaptıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı. Türkiye'yi Millet Meclisi kurmuştur. Türkiye bir meclis devletidir. Türkiye haritası meclis tarafından çizilmiştir. Türkiye'nin haritasının çizildi Türk ordusunun İstiklal Savaşı'nı kazanmasıdır. Hadise basit bir hadise değil. Bu devlet meclis devletidir. Meclisi sonra kurmadı. Meclis evvela kuruldu, sonra da meclis devleti kurdu. Bugünkü sıkıntı meclisin parlamenter rejimin vazgeçilmesinden doğuyor. Kanun hakimiyetine dayalı Türkiye Cumhuriyeti bugün kararname hakimiyetine de dayalı bir devlet haline geldi. Sabah veya akşam Cumhurbaşkanı'nın çıkarttığı kararnameler kanunların değerini yitirtiyor yahut değiştiriyor. Bu bunalım, önemli bunalım. En çarpıcı örnek Merkez Bankası örneği. Merkez Bankası başkanları depo halinde duruyorlar bir odada. Ben bir örnek vereceğim. Selahattin Çam diye bir Merkez Bankası genel müdürü var. Tek parti döneminde tayin edilmiş. 50'de devlet rejimi değişiyor sayılır. Cumhuriyeti önemli bir aşamasını geçiyoruz. 12 sene Selahattin Çam Merkez Bankası bir genel müdürlüğünü yapıyor. Devletin istikrarı, devletin düzeni, paranın da hakimiyeti, paranın istikrarı ve değeri Merkez Bankası Başkanı ile tabi. Şimdi Merkez Bankası başkanlarını evkaf katibi gibi değiştiren bir karardan ve silsilesini düşürüz. Yazıktır. Başkası, sebep araba ne lüzum var? Şu Merkez Bankası başkanlarının başına gelenleri bir liste halinde yaptığınız zaman ortaya çıkan sonuç bugünkü ekonomik bunalımın tek gerçek sebebidir. Merkez Bankası
Sayın Çindoğlu, siz mevsim krizi dediniz. Dün Meral Akşener, İyi Parti lideri Akşener dedi ki, bu bir devlet krizidir dedi. Şimdi ben aradaki farkı şöyle anlamaya çalıştım. Aradaki fark nedir diye. Devlet bir mekanizma. İçinde işte bürokrasisi var, derin devlet, sığ devlet, görünür devlet her neyse. Bir mekanizma var devlet diye, adına devlet denilen. Şimdi devlet mi artık çözülmeye başladı da devlet krizi dedi? Siz rejim krizi derken daha üstte bir şeye mi işaret ediyorsunuz? Yoksa aynı şeyi mi anlayalım? Şimdi ben devlet krizi demedim. Ben siz Türkiye demediniz Cumhuriyeti, biliyorum. Evet. Devletimiz tamamlanmış bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kimse içten ve dıştan, düşmanlarımız dahil artık yıkamaz. 100 senelik bir devlet. Demin onu söyledim. 1920'de kurulmuş bir devlet. Bu devletin adını meclisimiz koydu. Cumhuriyeti 3 sene sonra ilan ederek. Bizim temelimizde devlet sağlamlığı var. Neden? Halk var. O halkın millet haline dönüşmesi var. 30 kongrenin içindeki elemanlara baktığınız zaman devletin bütün birimleri, halkın bütün unsurları var. Paşalar var, askerlerin dışında siviller var, hacılar var, hocalar var, aşiret reisleri var, bir halk var. O halkın millete dönüşmesi var. Türkiye Cumhuriyeti çok kuvvetli ve güçlü bir devlet. İçteki ve dışarı düşmanlarımıza rağmen 100 senedir sağlam durdu. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne de bile devlet krizi yakıştırmıyorum. Ama rejim krizi var. Parlamenter rejimden tek adam rejimine dönüşün sancılarını yaşıyoruz. Müsaadenizle Sezgin Tanrıkulu bu arada kafa sallıyor size katıldığını belirtmek için. Parlamentoda yani aslında rejimin kontrol merkezinde, kozmik merkezinde meclis, öyle değil mi? Orada görev yapan biri olarak... Şöyle yani rejim tabii ki yani devleti yönetme biçimini ifade eder. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarıyla birlikte özellikle son yıllarda rejim değişti. Rejim yani demokrasiden uzaklaştı, parlamenter rejimden uzaklaştı. Türkiye özgü, dünyada örneği olmayan başka bir rejime dönüştü. Türkiye'de yani bunun bir tanımı yok dünyada da. Ne parlamenter rejim, ne başkanlık rejimi, ne yarı başkanlık rejimi. Recep Tayyip Erdoğan'a doğru şekillenmiş, onun iktidarına doğru odaklanmış bir rejim. Buna literatürde otokrasi deniyor. Ve bilim insanları da ılımlı otokrasiden, sert otokrasiye doğru giden bir rejimi ifade ediyor Türkiye bakımından. O nedenle doğrusu devlet krizi değil, rejim krizidir. Ben de Sayın Üstadıma katılıyorum. Bu arada anayasayı...